Sünühat 28, cemaat itibariyle görüyoruz ki bir şahsı, bir şahsı muhteris, bir intikamla veya müntakim bir muhalefetle arzuyu tazammun eden bir fikirle demiş ki İslam parçalanacak veyahut hilafet mahvolacak. Sırf o meşhum sözünü doğru göstermek gururiyetini, gururiyetini, enaniyetini tatmin etmek için İslam'ın perişaniyetini el-iyazu billah, uhuvvet-i İslamiyenin bozulmasını arzu eder. Hasmın zulmü kafiranesini hayale gelemez. Cerbezeli tevillerle adalet suretinde göstermek ister. Bediüzzaman Hazretleri bu hakikati hangi olay üzerine söylediğini tafsilatı ile izah etmediği için olay hakkında bir malumat veremiyoruz. Ama sırf egosunu tatmin etmek ve haklı çıkarma dürtüsü ile alem İslam'ın kafirlere mağlup olmasını arzu etmek gerçekten firavunane bir durumdur. Muhtemelen Osmanlı Devleti'nin birinci dünya savaşındaki ile ilgili bir durumdur. İhtilaf devletleri İtilaf devletleri ya da müttefik devletler başlangıçta İngiltere, Fransa, Rusya'dan oluşan savaş blokudur. İtilaf sözcüğü anlaşma, uzlaşma anlamına gelir. İtilaf devletleri Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın önderliğindeki ittifak devletleri grubuyla savaştı. Osmanlı ittifak devletlerinin yani Almanya'nın yanında yer aldı. İtalya Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra ittifak devletleri grubundan ayrılıp itilaf devletleri grubunun yanında savaşa girdi. Savaşın ilerleyen safhalarında ABD itilaf devletlerine katıldı. Rusya 1917 yılından sonra itilaf devletleri grubundan ayrılarak savaştan çekildi. Savaş sırasında yeni katılımlarla itilaf devletleri grubu genişledi. İtilaf devletleri Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkar, galip olarak çıktı. Yenilen ittifak devletlerinin topraklarını kısmen işgal etti. Bu savaştan en zararlı çıkan Osmanlı olmuştur. Zaten bu savaştan sonra Osmanlı fiilen bitmiş, hilafetin gücünde kaybetmiştir. Bediüzzaman Hazretleri'nin bahsettiği o şahsı muhteris kendi sözün haklı çıkması için ihtilaf devletlerinin kazanmasını arzu ediyormuş. Cemaat itibariyle görüyoruz ki bir şahsı muhteris bir intikamla veya müntakim bir muhalefetle arzuyu tazamun eden bir fikirle demiş ki İslam parçalanacak veyahut hilafet mahvolacak. Sırf o meşhum sözünü doğru göstermek gururiyetini, enaniyetini tatmin etmek için İslam'ın perişaniyetini el-iyazu billah uhuvveti İslamiyenin bozulmasını arzu eder. Hasmın zulmü kafiranesini hayale gelemez cerbezeli tevillerle adalet suretinde göstermek ister.